Çocuk ergen terapisti Funda Çakmaklı, okul öncesi eğitim kurumuna başlayan çocuklar için ebeveynlerin işini kolaylaştıracak açıklamalarda bulundu.17 Eylül'de açılacak 2022-2023 eğitim öğretim yılı öncesinde okulla ilk kez tanışacak minikler için eğitim başladı. Ben psikolog Funda Çakmaklı. KİP Danışmanlık Merkezi'nde çocuk ergen terapistliği yapmaktayım. Kurucu ortaklarındanım. Hocam, dünyayı tanımaya çalışan erken yaş çocukları için okul öncesi eğitim kurumuna başlamak heyecan verici olduğu kadar kaygı uyandırıcı da olabilir. Ailelere ve çocuklara nasıl bir öneride bulunabilirsiniz? Psikolojileri şu an ne durumda? Şimdi öncelikle her yeni başlangıç, her yeni bir durum bir zorluk demek. Çocuğun okula başlamasından önce ailede okulla ilgili konuşmalar, hazırlık yapılması bazı çocuklar için olumlu olurken bazıları için zorlaştırıcı olabiliyor. Çocuğum ne hissediyor? Duygusu ne? Çocuk ailenin yaşadığı duyguları ileti olarak... Peki sürecin en az sorunla atlatılabilmesi için neler yapılabilir? Okula uyum en sağlıklı şekilde nasıl geçirilir? Okulla ilgili nasıl konuştu? Ne kadar çok konuştu? Ne kadar çok bahsetti? Tüm sorularımızı çocuk ergen terapisti Funda Çakmaklı cevapladı. Çocuk için de bu böyledir. Çocuk her zaman ilk 3 dakikada anlar, ilk 3 kelimede anlar. Dördüncüde algısını kapatır ve kendini kilitler. O yüzden sevgili aileler böyle yaklaşmalı. İlk olarak okulun korkutucu bir şey olmadığını, istedikleri zaman çocuğun onlara ulaşabileceğini, bu tür şeylerin normal olduğunu vermeleri gerekiyor. Çocukta şöyle bir algı başlıyor. Okula başlayacağım, okula gideceğim, artık istediğim zaman aileme ulaşamayacağım. Acaba sıkılırsam ne yaparım, tuvaletim gelirse nereye gideceğim? Hadi başıma bir şey geldi, kime söyleyeceğim, kime dayanacağım? Bu tür şeyleri düşünmekten çocuk adapte olamıyor. Aslında çocuklar karnı ağrıyor, oram ağrıyor, buram ağrıyor şikayetleriyle ailelerine durumu biraz belirtiyorlar. Zaten bu da aslında biraz itme eğilimi diyoruz biz buna. Çocuk aslında ket vuruyor. Şundan bahsediyor. Ben okula gitmek istemiyorum ama bunu size birebir anlatamıyorum. Karnım ağrıyor diyorum. Başım ağrıyor diyorum. Uykum var diyorum.